Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda bağımsız sinemanın görüntü yönetmenlerinden Mia Csiofi-Henry'den bahsedeceğiz. Mia Csiofi-Henry'nin Sinedi ile yapmış olduğu röportajı Türkçeleştirmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Mia Csiofi-Henry'den bahsetmek gerekirse New York'ta oyunculuk eğitimi alarak kariyerine başladı. Csiofi'nin yeteneği kısa zamanda keşfedildi ve New York Üniversitesi sinematografi alanında MFA yani Master of Fine Arts yani Türkçesi güzel sanatlar alanında ustalık almasına yol açtı. Bununla beraber üniversitenin ikinci yılında çektiği bir film Sundance'da gösterilmek üzere seçildi. Tabi bundan bir başlangıçtı. Csiofi-Henry'nin çalışmaları şimdi South by Southwest, New York Film Festivali ve Berlinale gibi festivallerde jüri ödülü kazandı. Son çekmiş olduğu Superior filmi Sundance 2021'de Amerika'da drama alanında bir örnek çalışma olarak gösterildi. Şimdi isterseniz Mia Csiofi-Henry'nin Sinedi'nin sorularına verdiği cevaplara bir bakalım. Sundance, South by Southwest gibi festivallerde filmlerinizi izlemek nasıl bir duygu? Bu gerçekten harika bir duygu. Çok fazla insanla tanışıyor ve kısa sürede yapımcılardan yönetmenlere ve ötesine kadar bir arkadaş topluluğu oluşturuyorsunuz. Bu sizi kariyerinizde harika yerlere götürebilir. 2015 Sundance'da Jeremy Hirsch ile tanıştım. Bir sonraki yıl South by Southwest'e giden The Surrogate filmi için onunla işbirliği yaptık. 6 ay sonra uzun süre birlikte çalıştığım Erin Vasilyopoulos ile Superior'ı çektik ve Sundance'da gösterildi. Bu inanılmaz bir histi. Sizi bir film projesine çeken nedir? Belki oyunculuk eğitiminden gelmem olabilir. Fakat en çok ilgilendiğim kamera işinin hikayeyi anlatırken size nasıl yardımcı olabileceği. Senaryoya baktığımda her sahneye birkaç an olarak bakmaya, öyle değerlendirmeye çalışıyorum. Daha sonra sinematografik bakışımın bu anlara nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmeye çalışıyorum. Örneğin The Surrogate filminde fetüsün Down sendromlu doğacağını öğrendiklerinde bunu taşımayı kabul eden annenin yaşadıkları ile ilgili. İzleyicinin karakterin hareketli yaşamına dahil olabilmesi için tüm filmi kamerayı sabit kamera olmadan omuzda çekmiştik. You guys? Görüntü yönetmeni olmanın en heyecan verici tarafı nedir? En heyecan verici bulduğum şey, bir endüstri olarak yılda sadece birkaç filmin milyarlarca dolar kazanmaya devam ettiği popüler filmler gibi görünüyoruz. Fakat tüm parayı gişe rekorları kıran filmlere harcamak istemiyorlar. Özellikle tiyatrolar aylardır kapalıyken bunun yerine daha küçük bütçelerle anlatılan hikayeler olduğunu fark ettim. Bağımsız film yapımcıları için özellikle bu gibi içerikler için hiç bu kadar çok streaming platformu ve satış noktası imkanı ve bu kadar çok talep olmaması gibi önemli bir fırsat oluşturdu. Farklı hikayeler anlatmak isteyen görüntü yönetmenlerine tavsiyeleriniz nelerdir? Kimliğinizi korumak anahtardır. Yaratıcı ya da duygusal olarak işinizi en iyi şekilde yapmak için proje ile sağlam bir ilişki kurmanıza yardımcı olur. Özellikle bir filmin tamamlanması aylar süreceği için içinizdeki coşku, bağlantı kurmazsanız zamanla azalacaktır. Ayrıca bir azınlığı oluşturuyorsanız bu kişisel deneyimlerinizi işe aktarmaya, tasvir etmenize yardımcı olur. Onlarca yıldır filmler tek bir perspektiften anlatıldı. Bugün bile en çok hasılat yapan filmler tipik olarak benzer bir demografi tarafından çekiliyor. Görüntü yönetmenleri olarak özgün olmaya ve farklı yaklaşmaya çalışmalıyız. Kim olduğumuzu ve geçmişin ne olduğunu, dünyaya nasıl baktığımızı ve çektiğimiz materyali nasıl gördüğümüzü kendi özgün bakış açımızla anlatmalıyız. İşlerini geliştirmek için ne umuyorsun? Sektöre yeni görüntü yönetmenleri için değil, aynı zamanda kariyerinin ortasında olanlar için de daha fazla destek olmasını umuyorum. Klasik bir örnek vermek gerekirse, ilk kez yönetmenlik yapacak birinin daha deneyimli bir görüntü yönetmenliği ile çalışma olasılığı nedir? Yapımcılar filmi zamanında ve bütçenin altında çıkartmak istiyorlar. Bunun da deneyimli görüntü yönetmenleriyle olacağını düşünüyorlar. Kulağa mantıklı geliyor fakat sektörde yeni yönetmenlerle birlikte yeni görüntü yönetmenleri de yükseliyor. Bu yeni görüntü yönetmenlerinin daha da az tercih edileceği anlamına geliyor. Bu konu biraz muamma ve bu çalışma şeklini değiştirmek için biraz zamana ihtiyaç var. Kişisel seviyede azınlıkların kendilerini kanıtlama ağırlığı olmadan görüntü yönetmeni olabileceklerini umuyorum. Aksi takdirde elinizdeki işe odaklanmakta zorluk yaşar, arkamdan gelecek her kadın ya da her siyahi genç için bir şeyleri mahvedecek miyim kaygısı yaşarsınız. Temsilci grubumun bir örneği olmalıyım ki kapıyı daha fazla insana açabileyim. Biri benim için kapıda biraz aralık bıraktı ve bu benim için taşınması gereken ağır bir sorumluluk. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bana destek olmak istiyorsan kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Ayrıca açıklamalar bölümünde bulunan sosyal hesaplardan beni takip edersen çok memnun olurum.
Her zaman söylediğim gibi kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.